El Gezelim YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bizim salonumuzdayız. Hangi ürünleri nereden aldık? Fiyatları neler? Onlardan bahsedeceğiz. Hangi uygulamaları yaptık? Onların hepsini sizlere detaylarını sunacağız. Evet, başlayalım. Hani videomuz biraz geç geldi. Tabi bu arada bizim bir bebeğimiz oldu. İşte Aynen. hastalıklar vesaire derken ancak bu zamanları bulduk. Kolay olmuyor. İşte Kübra'nın biraz sıkıntılı geçti doğum süreci vesaire derken bu zamanı bulduk. Tabii şimdi iki tane videoyu bundan önce izlediniz. O videolarda da biz zaten kısmen fiyatlardan bahsettik. Hani tadilatla ilgili. Evet. Ama bugün hani bazı mobilyaları nereden aldık, kaça aldık? Ocak 2023 fiyatlarıyla beraber sizlere vereceğiz. Güncellenmiş fiyatlar tabii, değil mi Ali Bey bunlar? Güncellenmiş Tamam. 2023 Evet. fiyatlarını yine firmalarla görüşürsünüz. Evimizi alırken kaça aldık, ne kadara mal oldu? Ocak 2023 fiyatlarını güncelleyip sizlere sunmaya çalışacağız. Şimdi şöyle ben Nereden başlasak? kısaca şundan da bahsetmek istiyorum. Hani şimdi salonlarımızı kullanmıyorduk. Biz salonumuzu genişletmek istedik. Evet. Balkonla beraber birleştirdik sonunda. Ve şu an bir kış ayını da geçiriyoruz. Hani neler oldu, neler yaşadık? Açtırmanız gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Yani ısı konusunda en azından hani az çok artık bir fikir edinmiş Evet, olduk. Çünkü hava soğudu. Evet, havalar soğudu. Yani. Konya'da -5, -8'leri görüyoruz artık geceleri özellikle. Hani gündüzleri de 5-15 dereceler civarında şu Evet. an. Hani Konya'ya taşınmak isteyenler açısından da bir fikir olsun. Aslında Konya'nın daha soğuk kışlarını da biz gördük geçtiğimiz senelerde. Şimdi biz daha bir geniş aileye doğru, çekirdek aileden biraz daha geniş aileye doğru geçiş yaptığımız için salonda oturmaya karar verdik ve burayı bir yaşam alanına dönüştürmek istedik. Tabii yaşam alanına dönüştürürken de şu mottomuz Kısa vardı. bir araya giriyorum ama Ali Buyurun. Bey şimdi yani ailemiz genişledi çok şükür. Yani salon daha rahat diye düşünüyorduk da Evet. küçük bey emeklemeye başladığı zaman ne yapacağız? Tabii emeklemeye başladığı zaman her şeyi ortadan kaldıracağız. Şimdi biz buraya böyle döşedik ettik falan da Evet. yavaş yavaş yok edeceğiz. Tekrar sedire döneceğiz falan. Yer döşeklerine çünkü yere otur kalk falan vesaire hakikaten zor oluyor. Peki buradaki mottomuz neydi? Hani bir yaşam alanına çevirelim. Biraz daha sıcak bir ortam olsun. Daha yeşil olsun. Evet ya. Yani mottomuz buydu. Yani şu an en çok revaçta olan gördüğüm kadarıyla İskandinav tarzı daha beyaz, daha ferah evler oluyor. Ferah anlayışı tabii farklılaşır. Yani herkese göre değişebilir. Ürüne göre de değişiyor. Yani biz biraz daha sıcak bir ortam olsun istedik. Daha Ahşabın dokusunu ya da işte ne hissedelim. bileyim hani kendimizi daha ferah bir ortamda hissettiriyor ahşap bize. Evet, ahşabı yani ahşaba doğru bir yönelmeye başladı. Evet. Belki yaşla alakalıdır. Tam onu diyecektim. yani şu an hoşumuza giden bir tasarım yaptık. Herkesin zevki, herkesin kendi Tabii. gönlüne göre evini döşemesini Allah nasip etsin. Gönlünüze göre döşeyin. Biz bir şeyler yaptık. Sizinle de paylaşmak istedik. Şöyle Aynen. kısaca şuradan Yani. başlayalım isterseniz Kübra. Evet, başlayalım. Yemek bölümünü biz kapı girişinde hemen bu alana konumlandırdık. Neden mutfaktan gelişimiz daha pratik olsun evet, diye çünkü düşündük. hemen arka tarafta Evet. antrenimiz var. Antrenin yanında da Hemen mutfağımız var. Çok hızlı bir mutfağımız var. servis alanı olmuş oluyor. Aynen evet. Yemek masamızı 1'e 2 ölçülerinde tuttuk. Hem geniş olsun dedik çünkü daha kullanışlı olması açısından. Bir misafir geldiği zaman orta sunumlarının daha geniş ve ferah durması için bence o şekilde tercih ettik. Oturum alanı olarak da ben komple sandalye değil de bir bölümünü bench olarak tercih ettim. Neden? Kullanmadığımız zaman bunu masanın altına iteklediğimiz zaman hem alandan da tasarruf sağlamış oluyoruz. Hem de görsel olarak da geniş daha ferah da durmuş oluyor. Yani 4 tane sandalyeyle bir bench ve direkt bir masamız bu şekilde. Masanın ayaklarında biz özellikle bu yıldız ayak denilen bir ayaktan tercih ettik ki sandalyeler her şekilde kullanılabilsin. Biz ekstradan bir kalabalık olduğumuz zaman, büyüklerimiz geldiği zaman burada kalabalık bir sofra kurulduğunda sandalye belli bir noktada tabii ki de yetersiz kalıyor. Ekstradan sandalye ilave ettiğimiz zaman da köşelere çok rahat ama sandalye koyduğumuzda oturmuş olabiliyoruz. Ayağımıza da masanın ayağı denk gelmemiş oluyor. Evet. Biz bu yüzden böyle bir masayı tercih ettik. Onu diyebilirim sizlere. Tabii bu arada bench de çok faydalı oldu. Yani yan yana bayağı bir insan Evet. alabiliyor.
Güzel oluyor yani. Çocuklarla özellikle. Tabi bunun üzerinde yine minderi de var. Onu şu an koymamışız. Evet. Minderi de var. Yani minderi bu şekilde bağlamalı bir minder yaptırdık. Ona da yani sandalyenin kumaşından yine bağlamalı bir minder yaptırdık. Daha pratik olması açısından alttan bağlanabilir şekilde ayarladı onu. Sağ olsun bizim sandalyecimiz. İstediğimiz zaman bağlıyoruz. İstediğimiz zaman çıkartıp kenara kaldırabiliyorsunuz. Sizin tercihinize bırakılıyor. Yemek bölümünde ise daha geniş olması ve daha derin gözükmesi için de arka tarafında bir ayna uygulaması yaptık. Ayna uygulamasını da komple değil de yine burada da bir ahşabın sıcaklığının olmasını istediğimiz için iki yan tarafında böyle görmüş olduğunuz gibi paneller tercih ettik. Panellerimizi de Acarkon'dan aldık. Hem TV ünitemizin arka tarafını yine o tarafa geçtiğimizde de göreceksiniz. Hem de bu alanda lambirleri uyguladık. Hatta Ali Bey'in çok hoşuna gittiği için bu lambiri uygulamasını kapı girişimize de yaptık. Evet, kapı girişine de uyguladık. Ortamın algısını tamamen değiştiriyor yani. Bu dekorasyon şu an revaçta olan bir ürün. Tavsiye ederiz. Biz bunların zaten linklerini, açıklamalarını hepsini açıklamalara aşağıya yerleştireceğiz. Oradan tüm firmalara ulaşabileceksiniz. Şimdi burada sandalyeyi de nereden aldık? Sandalyecimden aldık. Salih'ten aldık. Ocak 2023 fiyatlarını da size hemen söyleyivereyim. Masanın şu anki fiyatı 15 bin lira. Bench fiyatı 4 bin lira. Sandalyelerin tanesi de 2500 lira. Bu sandalyeler hepsi, bunların hepsi masif. Evet. Biz şimdi bu masayı Kübra'nın böyle düz istediği için bu şekilde aldık. Aslında masa kütük bir masa tamamen. Evet. Masif bir masa. Siz isterseniz kenarını kestirmeyebilirsiniz. Biz tamamen düzlettirdik. Yani o da Kübra'nın tercihi. Biraz. Ya onu aslında ilk başta şey açısından düşündüm. Hani misafirler geldiğinde ya da çocuklar geldiğinde biraz daha rahat kullansınlar. İşte hani vurdukları zaman bir yerleri acımasın diye düşündüm işin gerçeği. Ama görsel olarak da daha sonra bizim orta sehpamız geldiğinde de Salih Bey sağ olsun ona biz hiç görmeden orta sehpamızı bizim yapıp gönderdi. Çok güzel olmuş. Yani birazcık onun pişmanlığını yaşadım. Yaşamadım değil. Yani görsel açısından fark ediyor. Evet. Ama bu da çok hoş duruyor. Aynen. Hiç, bu da çok hoş. Yok. Kullanımı çok rahat, çok pratik. Yani kesinlikle bence masa ve sandalyeleri tavsiye ederim. Sandalyeleri özellikle hem kullanımı hem oturumu o kadar rahat ki yani normalde bir sandalyeyi çekeceğiniz zaman mutlaka bir kaldırmanız gerekiyor vesaire ama bunu görmüş olduğunuz gibi çok rahat kaydırabiliyorsunuz ve hafifliği konusunda da gerçekten de çok ideal bence. Yani mutlaka diyorum ya masa ve sandalye düşünüyorsanız, almayı düşünüyorsanız sandalyecim Salih Bey'e mutlaka bir uğrayın, göz gezdirin. Şimdi masamızın devamında da tüy yağlı boya tablolarımız var. Görmüş olduğunuz gibi soft renkleri tercih ettik biz. İki tane tüy şeklinde dikey bir tablomuz var. Tablolarımızı da Olga Çerçeve'den temin ettik. Yine onun da açıklamalar kısmında Ali Bey linkini koyacak. Oradan ulaşabilirsiniz. Hesaplarına girdiğiniz zaman zaten orada envai çeşit tablo seçenekleri çıkacak. Oradan seçebilirsiniz. Evet, bu alanda ise son bir detayı da sizlere söylemek istiyorum. Bizim aslında salonumuz komple bir asma tavandı. Biz ne yaptık? Yemek bölümünün üst tarafında görmüş olduğunuz gibi lineer aydınlatma uygulaması tercih ettik. Evet, burada da sarkıt kullanabilirdik ama tercih etmedik. Biz biraz daha sade olsun istedik. Bana toz olmasın dedi Ali Bey. Avizeleri ikide bir de silip durdu. Yani olabilir. Evet, fena da olmadı ya. Yani. Değil mi? Yo, benim hoşuma gitti. Yani bunların hepsi de kumandalı. Kullanışlı. Yani tüm elektrik tesisatı şu arkada gördüğünüz gibi bayağı bir kumanda oldu orada. Nelerim var? Panjur yaptırdık aynı zamanda. Panjurun kumandası var. Evet, cam balkonu giyotin camla kapattırdık. Onun da kumandası var. İşte evdeki tüm ledlerin hepsi şu an oradan kontrol edebiliyoruz. Hepsi. Evet, devam yani, edelim Kübra. Yerlerde açık renk parkelerimiz vardı. Biz onları komple söktürtüp koyu renk dokulu bir parke tercih ettik. Oturma alanının karşı tarafında TV alanımızı konumlandırdık. TV alanımızın arka tarafında lambire uygulaması kullandık. Lambire uygulamasıyla parkelerin rengi koyu olduğu için arada da kontrast sağlaması için beyaz renkte süpürgelik tercih ettik. Süpürgelik boyutlarımızın da yüksek olmasına özenle dikkat ettik. TV bölümünün ön tarafında ve yan tarafında bir alçı uygulama. Alçı uygulamanın yan tarafında yine uzun tuttuğumuz niş alanlarımız var. TV'mizin alt tarafındaki TV sehpasını ise yerden yüksek tuttuk. Neden? Süpürgenin girmesi açısından Ali Bey bunu özellikle istedi. İtiraf biraz ediyorum. Biraz daha şimdi şöyle bakınca biraz da kullandıktan sonra yaptığımız hataları da söyleyelim tabii ki. Tabii evet. Daha estetik durması için şu şekilde yaptırabilirsiniz. Bizim bir hatamız oldu. Bunu daha uzun tutun. Yani TV sehpasını daha uzun tuttuğunuz zaman özellikle böyle uzun duvarlarda kullanıyorsak, hı hı,
alttaki sehpayı uzun tutacağız. Yani sol alttaki nişimiz bizim fazla oldu. Evet, onun yerine biz bunu tamamen uzatıp ve bu sehpayı da biz şimdi şu şekilde yaptırdık. Kayar kapılı yaptırdık. Yani sürgülü kapılı yaptırdık. Onun yerine çekmeceli yaptırıp bunu yüksekliğini de daha kısa tutmak gerekiyor. Artı ben televizyonu asmak istemediğim için de böyle bir durum oluştu aslında. Televizyonu asmak istemedim. Neden? Philips'in Ambilight'lı televizyonlarını seviyorum. Arkada o yüzden beyaz bir fon oluşsun. Özellikle gece karanlıkta film izlerken, televizyonda herhangi bir şey izlerken bunun arka fona ışığının yayılmasını istediğim için böyle bir durum oluştu. Bu da fena değil, hoşumuza gidiyor ama tabii geliştirilebilir. Değişik şekillerde uygulanabilir. Yani yapınca görüyorsunuz. Aynen, yaptıktan sonra çıkıyor. Evet, ortaya. Yaptıktan sonra mutlaka şurada şunu yapsaymışım deniliyor, denilmiyor, değil. Evet, bu tarafa devam ettiğimiz zaman niş alanların iç taraflarını biz gri renk tercih ettik. Nişlerin iç taraflarını ise alttan bir ışıklandırma uyguladık. Üst taraftan değil. Neden? Çünkü oturduğumuz zaman üst taraftaki ışık ister istemez bizim gözümüzü rahatsız edecekti. Evet. O olayı kaldırmak için de bu şekilde alt taraftan bir aydınlatma uyguladık. Bu da tabii daha doğal bir... arabalarımızı gösteririm hemen. Miraç'ın sergisi orası. Evet, tabii şöyle oldu. Yani alttan aydınlatmanın da daha doğal bir ambiyansı var. Evet. Bu da şöyle söyleyeyim. Şimdi bazı görüntüleri ben araya paylaşacağım. Özellikle akşam karanlıkta daha loş ortamlar elde edebiliyorsunuz. Daha böyle sakinleştirici bir ortam olmuş oluyor. Evet. Yani buradaki mottomuza uygun oldu. Yani sakinleştirici, işte doğal olsun. Uyutucu. Çünkü ama Ilgaz Bey uyutmuyor tabii, ayrı mesele. Yani yaşam alanlarında biraz insana dinginlik vermesi gerekiyor. Biz bunları kısmen yakaladığımızı düşünüyoruz. O yüzden LED ve aydınlatma, ışık bunlar çok önemli. İşte elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık diyoruz efendim. Şimdi Kübra Hanım hemen araya gireceğim. Biz ne yaptık? Şu iki duvarı yıkmadık. Aslında yıkabilirdik. Bunlar taşıyıcı duvar değil. Bu arada. Neden yıkmadık? Hani yarın bir gün soğuk olur, tekrar burayı kapatmak isteriz, arayı kapatırız diye yıkmadık. İtiraf peteklerimizi büyüttük. Daha büyük peteklere geçtik. Dekoratif. Bu şekilde alüminyum peteklere geçtik. Gerçekten şöyle söyleyeyim, sıcaklığıyla beraber içeri iyi ısıtıyor. Gayet yani, iyi. Ben ısısından çok memnunum. Balkon şurası açık. Bizim burası kuzey cephe. Kuzey cepheye geçtik. Değişik işler çevirdik yani. Kuzey cephede oturmaya kalktık, balkonu açtık falan. Ama şu iki petek burayı ısıtıyor. Yani hiçbir sıkıntı olmuyor. 25 çok derecelerde dolaşıyor. Yani. Evet. Ne yapalım Kübra Hanım? Evet, şimdi karşı duvara geçelim. Ondan sonra bence balkon kısmına, yani artık balkon değil de balkonu odaya dahil ettiğimiz kısma geçelim. Oturma alanımızı ben size göstereyim. 6 metrekare bir halı tercih ettik yerde. Bu şekilde hem ahşabın renklerine uygun olması için de kahve tonlarını kullandık. Yine halımızda yine cansızlar halıdan aldık. Konya'da olanlar bilirler, Kulesite AVM'nin karşı tarafında alt geçide girmeden hemen sağ tarafta köşede cansızlar halıdan halımızı temin ettik. Yine orada çeşitli bir sürü halımız var. Yine aynı şekilde diğer taraftaki halımızı da biz oradan aldık. Orada da Asım Bey sizlere yardımcı olacaktır. Koltuklarımızı ise görmüş olduğunuz gibi biz büyük koltuklar tercih ettik. Bunlar son zamanlarda artık tercih ediliyordu. Arka tarafa doğru açılabiliyor. 2 adet koltuğumuzun kumaşlarını Karakayalar Mefruşat'tan biz tercih ettik. Koltuklarımızı yaptırdık. Koltuklarımızın da 2 adet fiyatı Ali Bey ne kadardı? Bugün itibariyle 19.000 TL'ye, yani Ocak ayı fiyatları o şekilde. Yine Karakayalar'a uğrarsanız size yardımcı olur bu konuda. Evet. Orta sehpamızı da yine aynı şekilde sandalyecim Salih Bey'den tercih ettik. Ben onu da fiyatını söyleyivereyim. Evet. Salih'le görüştüm. Şu anki fiyatı 5.000 lira. Bu şekilde kütük, masif sehpanın fiyatı. Şimdi arka tarafımıza gelelim. Arka tarafta herhalde bu odayı en sıcak gösteren doğal bir tablo diyebilirim, değil mi Ali Evet. Bey? Yani bunu yani, şimdi biz bu şekilde, yani şöyle söyleyeyim. İşte iki koltuğun iki tarafında da bu şekilde aplikler kullandık. Onlar da yaprak desenli. Hani konseptimize uygun olması açısından. Bu şekilde tabloyu da Fiplan Şefik Hanım'ı ziyaret ettik. Biz burada da bu boşluğu da bu şekilde doldurmaya çalıştık. Daha farklı seçenekleri var. Komple duvar uygulamaları var. Yani inanılmaz eserler var. Aynaları yapılıyor. Tabii, yani biraz vaktimiz olsaydı çok farklı uygulamalar da yapılabilirdi. Bunu da yine yukarıdan 3 tane spot aydınlatmayla aydınlattık. Hani evin içerisinde biraz daha farklı bir ambiyans oluşturdu diyebiliriz açıkçası. Bu tamamen bunlar canlı yosun. Evet, canlı yosun bu arada. Tabii dondurulmuş. Canlı ama bayağıdır duruyor. Şimdi kaç ay oldu? Bayağı oldu aslında. Tabii herhangi ki. Bir deformasyon, herhangi bir şey yaşamadı. Hiçbir bununla ilgili problemimiz olmadı. Şefik Hanım'la görüşebilirsiniz. Ben yine iletişim bilgilerini aşağıya ekliyorum.
Bunun da şu anki fiyatı, ha bu arada şöyle söyleyelim, Şefika Hanım tüm dünyaya gönderim yapabiliyor. Evet. Yani yurt dışından izliyorsanız, işte kargo dahil istediğiniz ebatlarda, ölçülerde, tablo olarak veya yerinde uygulama olarak size bu gönderim sağlıyor. Gönderim sağlıyor. Uygulamaları yerinde yapabiliyor. Bu tabloda yaklaşık 1,5'a 50 santim herhalde öyle bir ebatı olması lazım. Bunun şu anki fiyatı 155 euro civarında. Bu da yine Ocak 2023 fiyatları. Yani o fiyatlardan başlıyor. Farklı farklı fiyat seçenekleri var. Dolu. Yani çünkü ebata göre, işçiliğe göre, içinde kullanılan yosun çeşitlerine göre farklı fiyatlar var. Kendisiyle yani görüşün. Şöyle söyleyeyim, aslında birine hediye bile yapmak istiyorsanız küçük çok tatlı tablolar falan yapıyor. Küçük çok güzel çerçevelere uygulamalar yapıyor. Mutlaka bir bakın. Evet, şimdi ne tarafa geçelim? Artık açtığımız salondaki balkonumuza geçiş yapalım. Balkonumuzda yaklaşık 10 metrekare civarında buraya da yine bu şekilde bitkilerle süsleyip bir geçiş alanı yapmaya çalıştık efendim. Bugün çiçeklerimiz açtı bile. Evet yani. Ya güzel oldu. Aslında bunun bir tane daha açtıydı da biz çekinceye kadar bir tanesi bitti. Evet. Bu arada aşağıdan da geliyor Kübra Hanım. İki tane daha görüyorum. Evet, burada iki tane daha çoğalmışlar. Yerini sevdi. Yani bu tür salon bitkileri, biz çok fazla bitkileri yaşatamıyorduk. Bir de burası kuzey cephe. Yaşatamıyorum. Çok fazla güneş almıyor. Güneş almamasına rağmen şu bitkilerin ikisi de fena değil. Şu bunlar zaten salon bitkisi diye geçiyormuş. Arteka palmiyesiyle. Bu neydi Kübra Hanım? Bu barış çiçeği diye geçiyormuş çiçeği. Ama yani farklı farklı yine isimleri var. İsimlendirilebiliyor. Bu neydi peki Kübra Hanım? Bu kaktüs alevi. Kaktüs. Evet. Yani bu kaktüs de... Bunu annemden mi getirmiştik? Evet. Lütfen onu niye vurgulamıyorsun ki? Yok. Hayır. Konuya gireceğim. Fırsat kalmadı. Hemen. Kayınvalidemde bunun kapı boyunda olanı var neredeyse. Evet. Ondan istemiştim. Yani şu geldiğinde de sağ olsun bana ekmiş. Yani küçüktü. Bu görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde gelişti. Bunlar devasa bir şey oluyor. İnşallah büyütebiliriz diyorum. Evet. Artık birazcık solmaya yüz tutarsa götür kayınvalideme tekrar koyarım. O bana büyütürüz, tekrar büyütür. Tekrar geri gelir. Karşı taraftaki camımızın alt tarafında da yine bir ekstra yalıtım. Yerde tekrar komple bir ekstra bir daha yalıtım geçtik ki hani burasını oturacağımız için daha rahat edebileceğimiz, daha sonra da keşke şunu da yapsaydık diyeceğimiz bir şey bırakmamaya çalıştık işin gerçeği. İki duvarda da duvar kağıdı kullandık. Taş görüntüsü, taş deseni olan duvar kağıtları ve buralarını açık tutmayı tercih ettik renklerini. Sevdiğimiz bir alan oldu burası. Sallanan sandalye de yine evet, tamamen masif. Bu da yine sandalyecim Salih'ten. Bunun da bu şu anki fiyatı 3000 TL civarındaymış. Tabii bunları hani videonun yayınlandığı tarihte değerlendirirseniz daha iyi olur. Net fiyat için yine Salih'le görüşebilirsiniz. Diyoruz. Evet. Şimdi diğer duvara geçelim. Diğer duvarda da bu alanda en çok sevdiğimiz bir tablo. Kameraya ne kadar yansıyor? Yansıyordur herhalde değil mi Ali Bey? Evet. Şimdi bu tabloda Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde değerli hocamız Rıdvan Ak hocamızın bir eseri. Biraz da mottomuza uygun bir eseri tercih ettik. Kendisi de zaten böyle bir eseri gerçekleştirmiş. Görünce dedim hocam bu bizim. Bu bizim. Şimdi neyi anlatıyoruz? Ya geziyoruz. O kadar evleri geziyoruz. Evlerin içerisinde dört duvara hepimiz sıkılıp kalıyoruz. Pandemi sürecinde daha da maalesef kaldık. Hani kendi yaşadığımız yaşam alanlarımızı da daha böyle doğayla iç içe yapabilme hevesi içerisindeyken biz salonumuzu bu şekilde yapmaya çalıştık. Bu tabloda da bunu anlatıyor zaten. Ne olmuş? İşte ağacın bir tarafı şehirlerin içerisinde insanlar kaybolmuş, çürümüş, gitmiş. Yani yok oluyoruz yani dört duvar arasında. Bir tarafta da doğanın canlılığını görüyorsunuz. Yani bu şekilde mi anlatıyor kendisi? Artık nasıl anlatıyor bilmiyorum ama ben bu eseri bu şekilde yorumladım. Bu şekilde de buraya yerleştirdik. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ben kendisinin iletişim bilgilerini de yazıyorum. Evet. Farklı tabloları var. Hat sanatı üzerine, yani, kesip sanatı üzerine çalışmaları var. Farklı demeyeceğim, sadece inanılmaz eserleri var. Eşi de aynı şekilde. Karı koca ikisi de bu işe gönül vermişler. Gecelerini gündüzlerine katıp bu şekilde eserler üretiyorlar. Yani ellerine, emeklerine sağlık diyorum. Salonumuzun son videosunu da çekmiş bulunmaktayız. Allah isteyen herkese gönlündekinden çok çok daha güzelini nasip etsin inşallah. Gönlümüzden geçen o, doğamızdan geçen de o olsun. Evet, her zaman da söylediğim gibi aslında güzel evler çekiyoruz, çekmiyor değiliz ama şunu da hiçbir zaman unutmayalım. En güzel ev içinde sağlıkla, huzurla oturduğumuz evlerimizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere, sağlıkla kalın, hoşça kalın.